Hola, Mia, Dora. Enteresan bir açılış oldu. Selamlar, bugün sizlerle konuşacağım konu birçoğunuzun sorduğu bir soru aslında. En sevdiğin kitap ne? Veya bize kitap önerir misin? Gibi soruların hepsini birleştirip bu videoyu bir fırsata çevirip sizinle paylaşmak istedim. Bu videoda başından anlayacağınız üzere en sevdiğim kitaplar. Daha doğrusu çizgi romanlar. Çünkü küçüklüğümden beri zorlandığım bir konu var. Kitap okumak. Çok fazla kelime var ve benim dikkatimi bunlara toplamam çok zor. O yüzden ilkokuldan itibaren çizgi romanlarla biraz daha içli dışlı olmaya başladım. Çizgi romanlara bayılıyorum fazlasıyla. Ve bu videoda da sizinle kişisel olarak beğendiğim 7 tane çizgi romandan bahsedeceğim. Çizgi roman mı, grafik roman mı? İlk kitap. Marvel Zombies. Marvel çizgi romanları arasında en sevdiğim çizgi roman bu olabilir. Çünkü kesinlikle farklı ve kesinlikle okunulması gereken bir kitap. Yazarı Robert Kirkman ve Sean Phillips de çizerliğini yapıyor. Çizim olarak mükemmel bir şey yapıyor. Konusu ise şu, Marvel evreninde normal bizim bildiğimiz evren dışında başka bir evren var ve burada zombi apokalips oluyor. Herkes zombi oluyor, bütün süper kahramanlar da dahil. Ki buna Spider-Man'in Mary Jane'i ve halasını yemesi gibi şeyler de var. Herkes herkesi yiyor. Herkes zombi ve açlık var. O yüzden insan aranıyor ve insanlar, zombiler bıkmış durumda. Nasıl buradan kurtulabiliriz? Daha fazla nasıl beslenebiliriz gibisinden. Kesinlikle okunulması gereken bir kitap. İkinci kitap. Guy Delisle'ın, umarım yanlış okumuyorumdur, Pyongyang adlı kitabı. Kuzey Kore'ye bir yolculuk. Bu çizgi romanda en başta şunu söylemem gerekiyor. Çizim olarak çok farklı. Tamamen renksiz ve el çizimi her şey. Zaten konusu da biraz öyle. Ana karakterimiz bir çizer ve Kuzey Kore'ye yollanıyor. Burada yaşadığı şeyleri bir seyahatname gibi çizgi roman olarak anlatıyor. Ayrıca başka yerlere de gitmişliği var ve onların da kitabı var. 3 tane kitabı olması gerekiyor. Kuzey Kore ve iki yer daha. Onları hala almadım. Bulamıyorum çünkü. Bulsam kapacağım. Neyse. Okuyun. Bunu yapmak istediğimden emin değilim. Üçüncü kitap. Yakaladım. Tamam, sıkıntı yok. Masallar. Bu çizgi romanlardan normalde habersizdim. Yaklaşık bir sene öncesine kadar. Wolf Among Us'ı oynadım. Bir oyun vardı. Fables. Yani bu büyük koca kurt, işte kırmızı başlı kız, bu çocukluğumuzda okuduğumuz masalları farklı bir şekilde tanıtıyorlar bize. Amerika'da bir şehirde yaşıyorlar ve bu şehirde çözülmesi gereken bir cinayet var. Onu çözmeye çalışıyorduk. Bu çizgi romanlar bundan 1000 sene öncesini anlatıyor. Seriyi Bill Willingham yazıyor. Normalde Fables adı olması lazım fakat bizde masallar olarak geçiyor. Arka Bahçe kitabevi çıkarmış durumda şu an. 9 tane kitabı var ve şunu söylemem lazım. O kadar güzel ki. Çizimleri biraz eski tarz olabilir. Zaten eski bir kitap normalde. Fakat konusu o kadar derin ki ve bizim bildiğimiz masallar, yani bu Pamuk Prenses'tir, işte çocukluğumuzda okuduğumuz bütün masallar çok daha farklı yorumlanıyor. Ana karakterimiz Bigby, yani büyük koca kurt. Masal Kent diye bir yerde yaşanıyor, New York'un içinde bir yerde. Ve burada şeriflik yapıyor. Kanunun düzenlemesi için büyük koca kurt var. Orada zaten bir değişiklik başlıyor. Kesinlikle okunması gereken bir kitap. 9 tane kitabı var ve hala bekliyorum. Arka Bahçe, lütfen çıkar. Beni bul. Bunlardan ver bana. Reklam. 4. kitap. E-Boy Tokyo. Louis Vuitton ve E-Boy'un işbirliğinden yapmış olduğu bir kitap. Çizimleri tamamen pixel art ve bir seyahat kitabı gibi. E-Boy ne diye soracak olursanız, E-Boy pixel art yapan bir grubun adı. Bir grup. Bu kitapta ise Tokyo'da gezilen yerlerin hepsini pixel art şeklinde bize sunuyor. Ve şunu söylemem lazım, Tokyo seven bir insanım. Bunu bilmiyorsanız bilin. Biliyorsanız da teşekkürler. İnanılmaz bir kitap. Yani çizimleri çok farklı. Görmüş olduğum birçok kitaptan çok daha farklı. Tokyo bize farklı bir tarzda anlatıyor.
Kitabı ama Louis Vuitton'dan alabiliyorsunuz. O enteresan. Niye bilmiyorum. Ama buldum, gittim, aldım ve 5 ve 6'yı birazcık aynı anda tanıtacağım, ondan sonra ayıracağım. 5 ve 6. Aslında neden diye sorma ve karanlık güzel. Bu iki kitabı aynı anda tanıtmamın sebebi, bu arada ilk bunu tanıtacağım. Her sene yapılmaya başlanan, yaklaşık 2 senedir, 3 senedir. 3 senedir yapılıyor. İstanbul Comic Books and Arts Festival. Moda tarafında bir yerde bir festival yapılıyor. Burada çizgi romanlar tanıtılıyor ve bir sürü çizerin resimleri var. Kesinlikle gidin. Çok farklı şeyler var. Oradan aldım. Oradan bana önerdiler ve çizimlerine hayran kaldım. Bu kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Tamamen oturup hani görsele kendini bırakma. Görseli kendine bırakarak okumaya başlıyorsunuz. Zaten çok fazla bir yazı yok. Yazıya gerek de yok. Resimler zaten kendini anlatıyor. Çizimler kendini anlatabiliyor. Kitap şu şekilde başlıyor. Bu yaz şunları öğrendim. Ve ondan sonra çizimler devam ediyor. Çizer o yaz neler öğrendiğini tek tek çizmiş. Bakabilirsiniz. Eğer gerçekten hani bu tür görsellerden zevk alıyorsanız bakmanız gereken bir kitap. Ben yeni buldum ve gayet kütüphanemde güzel bir yere sahip. Karanlık güzel. Bundan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şurasında da zaten yazıyor. Çocuklar için değildir. İlk başta gayet güzel bir şekilde başlıyor. Tam bir çocuk masalları gibi devam ediyor. Fakat bir yerinden sonra küçük değil. Bayağı tepetaklak bir şekilde değişiyor. Bayağı karanlık bir kitap fakat hikayesi süper. Çizimlerinden bahsetmem gerekirse sulu boya çizimleri yapılmış ki... Çizeri Fabian Melman. Gayet güzel bir şekilde başlıyor. Bir çay partisiyle başlıyor hatta. Çocuk masalı gibi. Naif. Ama ondan sonra bazı küçük değişiklikler oluyor. Bunun gibi. Yedinci kitap aslında bir çizgi roman değil. Fakat bu kitabı önermesem kesinlikle olmazdı. Bu kitap kütüphanemde özel bir yeri olan kitap. Gerçekten bu kitabı ben torunlarıma bile verebilirim. Bu kadar açık söylüyorum. Kitabın adı Çizgilerin Gücü adına. Kayra Kerry Küpçü çıkarmış ve inanılmaz bir kitap. Ben gerçekten bunu torunlarıma kadar saklayacağım derken atmıyordum. 2000'lerin öncesinde yani 90'lardaki olan bütün çizgi filmlerin hepsi burada. Benim gibi 90'larda doğan veya 90'larda çizgi film izleme fırsatı bulmuş insanların bayılacağı bir kitap. 90'lardaki çizgi filmlerin hepsi burada ya. Tamamen bir nostalji. Hani gerçekten çıkardığı için teşekkür ederim. Ayrıca. Bulabiliyorsanız alın. Birçok yerde galiba bulunmuyormuş artık ama. Arayın. Aramaktan vazgeçmeyin. Kesinlikle aramaktan vazgeçmeyin. Evet. Bana kalsa kütüphanedeki bütün kitapları önerirdim. Fakat 7 iyi bir rakam gibi geldi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video beğenseniz likelamayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıda sosyal medyada şuradan takip edebilirsiniz. Ayrıca Firuze Ecel videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizin de önermek istediğiniz kitaplar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Benimkiler çünkü bu kadar. Birbirinize kitaplar önerebilirsiniz. Dediğim gibi likelayın, paylaşın ve yorum yazın. Sevdiğiniz kitapları yazın. Mesela. Görüşürüz. Bye.